alacağız. Müslüm abi, son cümlemiz, önce Hayrola abiye teşekkür ederek ve SM TV'ye de teşekkür ederek Müslüm abi, Orkun Sen'e de teşekkür ederek bizi misafir aldık konuşsan. Bu program Müslüm Çatalkaya'nın programı, gönül bağladı. Teşekkür ederim. Her pazar bu programı var yani. Teşekkür ederek Müslüm. Normalde bu programa böyle şey yapmıyoruz, sanatçıları alıyoruz biz. Ha. Albümler söyleniyordu ama bugün özel bir program oldu. Senin için özel oldu yani. Sağ ol Hayrola abi. Biz de zaten çünkü senin de şartların, zamanın müsait olmadığı için aynen, ancak bu programa uygun olabildi değil mi Değerli evet, Hocam? Evet, gerçek. Sağ olsun. Evet. Sağ ol, inşallah başka bir zaman, başka bir yayında görüşmek üzere. Bütün herkese esenlikler diliyoruz. İnşallah. Saygılarımızı sunuyoruz. Bizleri izleyip de bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize de buradan aynen, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah inşallah en kısa zamanda tekrar yayına girmeyi nasip i̇nşallah, eylesin. Tabii inşallah. Ki bu arada da 2013 yılımız geliyor. Millet-i İslam'a hayırlar getirsin. Değil mi Allah hocam? Allah-u Teala bütün dünyaya, bütün insanlığa, bütün ülkeye, herkese barış ve sevgi içinde yaşamayı nasip eylesin. Savaş istemiyoruz. İnşallah 2013 yılı hayırlı gelir. Hepimize hayırlı gelir. Mevlam hepimizi utandırmasın. Bu güzel bir yıl olur inşallah. Tabii 2012'de neler yaşadık? Bunları zaman içinde aktaracağız sizlere ama 2012'de iyi geçti ama tabii ki Suriyeli kardeşlerimiz olsun, Filistin kardeşlerimiz olsun, Afganistan'da yaşayan Müslümanlar olsun, bütün dünyada yaşanan bütün Müslümanlara tabii bazı şeyler oldu, onlara acılar yaşattılar. Allah biz acıya acıyla cevap vermek istemiyoruz. Allah-u Teala ıslah eylesin diyelim. Amin. Başka çaremiz yok. Amin. Allah hepimizi utandırmasın. Tabii ki ben fazla duygusal konuşmayı yapmak istemem hiçbir zaman. Hep güler yüzümüzle, güzel programlarımızla. Bugün de ayrı bir güzel bir özel bir program oldu. Gerçekten. Değil mi hocam yani? Evet. Şehitlerimiz için, tabii. Müslüman din kardeşlerimiz için. Aynen. Değil mi yani? Allah. Komşularımız için, Rabbimizin dostları için, kız almışız, kız vermişiz, aynen, akraba olmuşuz. Aynen. Her yıl görüyorsun bayramlarda Suriye ile o Hatay, ki. Urfa'da değil mi? Evet. O sınırlar açılıyor, bayramlaşmalar oluyor. Ağlayan, sızlayan, gülen, sevinen. Ne dramatik bir olay yani değil mi yani? İster istemez tabii ki her iki yerde de yaşadıklarından dolayı biliyorsun Urfa olsun, şey olsun, Antep olsun oralarda yani, bayağı kız alıp var yani, akrabalar var. İster istemez var. Geçen bir gelin geldi, gelin hanım, kiralık evine Antepliyim dedi. Ama Suriyeli. Ama ben de ıslah yerliyim dedi. Hani Suriye'ye gelin gittim dedi. Yani ilginç yani. Böyle, 50 yaşında var kadın yani. Demek 30 senedir olmuş. Suriye'de oturuyor yani. Çok yani geçmişe bağlı. Yani Suriye, Türkiye yani. Aynen, Türkiye, böyle. Suriye. Aynen, böyle halde aynen, yani. Aynen böyle. Bizim ama bu kapalı bir rejim olduğu için aynen böyle. Dünyaya yansımıyor aynen, hali. Aynen böyle. Yani biz isterik o diktatörlük kalkmış olsun da demokrasi gelse... Vallahi yani sınırlar abi, şey olsa ben isterim Türkiye, Suriye nerede bir Müslüman devleti varsa hep birleşsin. Evet değerli hocam, burada şunu derim ki büyüklerimize buradan canlı yayın tabii ki sesimizi duyuyorlarsa da Allah razı olsun, duymuyorlarsa da Türk İslam Birliği'ni dikkat et bak. Evet. Türk İslam Birliği önderliğinde İslam Birliği'ni kursak dünyadaki bütün İslam devletler, dünyadaki bütün Türk devletler, başka ırktan olabilir, Müslüman olan bütün devletlerin önderliğinde İslam paktı, İslami ama zulüm eden, zalim olan NATO gibi, Varşova paktı gibi, IMF gibi, affedersin ne şu Avrupa Birliği gibi Hristiyanlık şeyi değil de, dikkat et, İslam ama diğer dinlere, diğer milletlere de adaletle bakan, şefkatle ve merhametle bakan, bir birliğimiz kurulsa değil mi hocam? İstanbul ne kadar güzel olur İslam ya. İslam diye kurulsa zaten. Ne kadar hoş olur. Ne kadar güzel olur. Tabii ki şimdi gavur birliği. Ben ona Avrupa Birliği değil mi? Gavur birliği. Zaten evet. Onlar kendi yani Hristiyan olanlara can kurban, Hristiyan olmayanlar yok olsun. Sharon oldu değil mesela. Değil mi hocam yani? Avrupa Birliği'nin politikası evet, yani. Evet.
Sen diyor Müslüman değilsin ki, pardon, sen Hristiyan değilsin ki, sen nasıl alayım diyor Türkiye'ye yani. Aynen böyle. Bunu resmen yani demiyor ama diyor, gayri resmi olarak diyor hocam yani. Doğal olarak evet anlatıyor. Tabii ki dediğimiz gibi. Allah evet, bir 8 dakikamız var. Son bir kelimelerini siz de bir konuşursanız Ali Bey, ben de bir kapanış konuşması yapacağım inşallah. Hayrola abi, dediğim gibi önce sizlere teşekkür ederim. Türkiye milletine bize kucak açtıkları için teşekkür ederim. Zaten baştan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Yine mesaj eğer ki ulaşırsa ona, İnşallah. O yine gene belki Müslümanlara Facebook'tan şu an falan yayınlarımızı izliyorlar hocam. Biz Facebook'a da gönderiyoruz. Yine gene eğer ki bu vakitte Suriye Savaşı'nda bir tek baş kaldıran ve gururla konuşan o da Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şu güne kadar. Çünkü evet, neden? Kucak açtı bize zaten. Tabii. Türkiye milleti de zaten o bir şey demese Türkiye milletinin elinden de onlar da bize kucak açtılar. Yine yani hala çalışıyorlar, hamdolsun. Ama ki dua bekliyoruz bütün Allah Müslümanlardan, dünyanın dört bir yandan. Kimseden şunu söyleyeyim, ben itiraf ediyorum değerli buyurun Ali Bey. Buyurun. Kimseden aş istemiyoruz. İki şey istiyoruz. Bir dua, iki iş. Aynen. Doğru mu hocam? Biz de, evet, biz de. Aş tembelliktir, bak dikkat et. Aş ama istemiyorum. İş ekmek de getirir, aş da getirir. Doğru mu hocam? Aynen böyle. Birincisi biz, sağlık, ikincisi sağlık, dua, üçüncüsü de iş. İmkanları aynen varsa. Aynen böyle. Türkiye, Türkiye inşallah demokrasiye döner Suriye. Aynen böyle. Gider oraya yatırım yapılır, fabrikalar aynen kurulur değil mi hocam aynen, yani? Aynen. Neler olur yani Allah'ın izniyle inşallah. Şu anda Türkiye'de mesela bazen sigortacılar geliyor diyor, evet, ki işte Suriyelileri çalıştıramazdık. Neden? Sigortalar yok. Evet. Ben de buradan rica etsem, bildin mi? Bütün devlet adamlarına zaten teşekkürleri etmiştik. Yine bizi çalıştırsalar da, çalışmazsalar da evet, zaten savaştan kaçtık, bildin mi? Evet. Ama ki bunu da dinlerse ve mesela işte göz yumsalar biraz, biz çalışıyoruz. Bazen sigortacılar geliyor diyor ki işte firma sahipleri, firma kızlar diyor ki mesela sigortacı yine gelir, Suriye'li işe alamazdık, bildin mi? Onlar da bir şey diyecek, zaten aç demek, hayrullah amin dedik gibi aç demek, iş istik sonra dua. Suriye'ye, evet, Suriye vatandaşına, Filistin'e, bütün Müslümanlara bir dua edin, yeter. İnşallah. Allah belki inşallah. Değerli hocam, şu okunan ezanlar istiyorum Metin'e. Şu anda İstanbul'da akşam ezanı okunuyor. Evet. Sitemizde. Evet. Akşam ezanında kıyamet kopacak. Bu bir gerçek. Onun için akşam ezanına Müslümanlar bir telaşla gider. Aynen. Akşam ezanı çabuk kılınır değil mi hocam? Evet. Aynen. Vakti çabuk geçer diye. Aynen. Çünkü kıyametin akşam ezanı kopacağı böyle bir şeyi var. Şu okunan ezanlar üstü hürmetine diyelim ki kardeşlik olsun, demokrasi gelsin, başlık insanlar olsun, birbirini anlasın, savaş mezhepti, meşrepti, şuydu, buydu, ırktı, bunlarla uğraşmak yerine insan olarak, İslam aynen olarak aynen birbirimizi sevmenin, birbirimizi kucaklamanın sorunları aynen bu şekilde gidermenin yoluna bakalım inşallah. Aynen, inşallah. Buradan canlı yayınımızı kapatırken Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bütün şehitlerimize Rabbimizden ruhları şad olsun diyorum. Yaralılarımıza da Rabbimizden şifalar diyorum. Ve o affedersin kendini bilmeyen o yönetim de inşallah bir an önce i̇nşallah defolsun gitsin. İnşallah, inşallah. Kardeşlik gelsin, güzellik gelsin. Barış bu gelsin milletin, bu halkın Suriye halkıyla bir sorunu yok. İnşallah. Suriye halkının birbiriyle de sorunu yok. Tabii ki yok. Sorun yok sistemde. Sorun o sistem kalksın, kardeşlik gelsin, güzellik gelsin ve birbirimizi seven, birbirimizi anlayan, birbirine Allah için sarılan aynen Suriye insanı olsun. Yeniden Suriye, yeniden aynen kendine özüne dönsün. Aynen. Buyurun mikrofon sizde. Evet efendim. Hayrullah abin de dediği gibi Allah herkesi kendi ülkesinde yaşamayı nasip yani etsin. Çünkü vatanından ayrılmak çok zor. Bu Allah yani kimse yaşatmasın, bizleri de yaşatmasın tabii amin ki. Amin. Burada tekrardan bütün insanlara, insanlığa teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadıklarından dolayı. Bir başka yayında buluşmak üzere dileğiyle İnşallah herkese hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Dediğimiz gibi Allah Allah'ın selameti üzerinizde olsun. Haydi Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla diyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Dost olun, dostça kalın. Dostluklar gelsin, güzellikler gelsin.
kardeşlik gelsin, dünyanın yüzü gülsün, kalın sağlıcakla, 2013'e güzel bir dünya haline girelim inşallah. Bu son yayınımız değil mi hafta olarak? Haftaya da pazar günü 30 bir yayınımız daha var. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Süreyya Can Anadolu'dan doldular. Rabiyesi dilekler eşiklere bismillah. Rabiyesi dilekler eşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlanır, ışıklara bismillah.